Nasıl şüpheleneceğiz? Davranış değişiklikleri olacaktır ilk başta. Hı. Daha öncesinde belli saatlerde geliyorsa o saatlerde gelmemeli. Daha öncesinde daha keyifli bir aktivitesi varsa artık bu aktiviteden keyif almamaya başlayacaktır. Daha öncesindeki bazı arkadaş gruplarından değil de farklı arkadaş gruplarından duyuyor olmaya başlayacaksınızdır. Daha önce vakit geçirdiği alanlarda daha az vakit geçirecek. Hem keyif aldığı alanlar değişecek, hem de değişiyor olması şüphelendirsin, hem de artık o keyif almıyor, bir de başka alanlar. Yani arkadaş grupları da değişiyor, farklı insanların isimlerini duyuyorsunuz. Aynı zamanda onun için önemli olan, hedefi olan şeyin yavaş yavaş değişmesi. İşte okul önemliyse ders başarısında düşmeler, okulla ilgili aman boş ver demeler, yatırımın okulda değil ya da her neyse sporda değil ya da işte tiyatroda değil de daha öncesinde yatırım yaptığı alanın hedefi, Hı. insanın hedefinin de olması lazım. Hı. Değişiyor olması, şüphelendiriyor olması lazım. Aynı zamanda aileler buraları hepimiz için geçerli. Hızlı geçebiliyoruz ya da birçok neden buna da benzeyerek olduğu için çok aklımıza gelmiyor. Sadece kıyafetlerde ya da işte çamaşır yıkanırken pantolonun cebinde ya da işte odada temizlik yaparken bir şeyler bulunuyor bir kısmında. Bir kısmı da arkadaşları vesaire söylüyor. Bazı aileler söylüyor. Ya işte kusura bakma biz de sana nasıl diyeceğimizi bilemedik ama ya şey ya da işte Hasan'ı şurada görmüşler. Biz de iyilik olsun sana söyleyelim gibi aileler birbirine işte benim oğlan söyledi bana ben de sana söyleyeyim gibi oluyor. Şimdi bu ilk reaksiyonda aileler genellikle inkar aşamasında oluyorlar. Yok ya diyor ne oldu diyor işte zaten sorunluydu diyor ya da oğluna soruyor yok diyor, diyor beni kıskandığı için falan diyor. Mutlaka bu gibi bilgileri değerlendirmek gerekir. Ya da evde bir şey bulunduğunda işte gösteriliyor hani diyor bilmem ne arkadaş içmişti ben içmiyorum. Benim cebime koymuş. Hiç önemli değil. Eve girmiş olması onun cebinde oluyor olması önemli. Temas etmiş psikolojik bir temas. El teması. Bu teması da hafife almamak lazım. Mutlaka bu konuda konuşup bununla ilgili endişelerimiz var. Bak bu böyle böyle bir işte durum var. Bununla ilgili mutlaka yardım almaları. Madde her neyse getirmeleri, kişiden mutlaka test alınması tabii usulünce, kırıp dökmeden. Eğer çocuk ya da işte ergen ve genç yetişkin gelmiyorsa ailelerin kendilerinin gelmesi lazım. Ailelerin danışmanlık alıyor olmaları lazım. Ülkemiz bu konuda şanslı birçok merkezler, aileler gidecek, randevu alacaklar ve ya biz böyle böyle bir durum var. Yani hiç söylemedik de ona nasıl söyleyeceğimizi de bilmiyoruz da deyip danışmanlık almaları lazım. Bunu niye özellikle söylüyorum? Çünkü burada genel bilgiler söylediğimizde aileler bunu uygulamaya kalktığında o kişiye uygun olmayabilir. Burada kişiye uygun olan, onun psikolojisine uygun olan, ergenin psikolojisine uygun olan aileye her ailenin bir yapısı vardır. O aileye uygun olan bir yol seçiliyor olması lazım. O yüzden aileler mutlaka gidecekler. Kişinin gelmesi de şart değil. Ebeveynler gider ya da her kimse ya biz bundan sonra ne yapacağız deyip mutlaka bunu konuşmak için zaman ayırıyorlar. Oradaki terapist ya da işte doktor biraz aileyi tanıyor. Aileye bazı testler veriyor. Biraz bu kişiyi tanıyor. Ya bunda olsa onlara uygun bir formül uyguluyor. Yani aileler bununla ilgili her en ufak şeyde gidip randevu alıp kendileri danışsın. Peki bu merkezler her şehirde var mı Gül Hanım? Yani kolaylıkla Evet. ulaşabilir mi? İnternetten mi bulabilecekler aileler mesela öncelikle? Tabii ki internete yazarlarsa Türkiye'nin her yerinde, her şehirde bulabilirler. Çok teşekkür ederiz.